Ben Ahmet Şenaz, yüksek mekatronik mühendisiyim. 13 senedir robotikle uğraşıyorum. Hala uğraştım, hala uğraşacağım. Türkiye'ye yeni bir teknoloji kazandırmak istedik açıkçası. Peki Ahmet Bey, insan mı robot mu? İnsanlara her zaman ihtiyacımız var. Ahmet Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün Membox kanalı takipçilerine merhabalar diyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Ahmet Şenaz. Yüksek mekatronik mühendisiyim. 13 senedir robotikle uğraşıyorum. Hala uğraştım, hala uğraşacağım. Robotik benim için açıkçası vazgeçilmez bir tutku. Türkiye'ye yeni bir teknoloji kazandırmak istedik açıkçası. İstedim daha doğrusu. O yüzden de biraz gelişen teknolojilere doğru evrildik ve bugün lojistik robotlarıyla buradayız. Belli bir zamandır üzerinde uğraştığım bir proje açıkçası, lojistik robotları. Ana amacım bütün fabrikalarda olan yurt dışı, yurt içi forklift, transpalet ya da konveyör gibi mobilite içeren teknolojileri bu küçük robotlarla yer değiştirmek açıkçası. Sağımda bir tane M60 robotu görüyorsunuz, 600 kilogram. Solumda bir tane 1,5 ton taşıma kapasiteli M100 robotunu, M100 ve M150 varyantlarını görüyorsunuz açıkçası. Benim görselimden anlayabileceğiniz gibi bu küçük robotlar, bu küçük canavarlar bir fabrika içerisindeki her türlü transferi gerçekleştirebiliyorlar. Ve akıllı, yapay zekaya sahip trafik programıyla beraber de ürünlerinizin nereden nereye gittiğini size gösterebiliyorlar. Robotlar ürünleri nasıl alıyor? Robotlar ürünleri şu şekilde alıyor. Gördüğünüz robotumuzun üzerinde bir tane aktüatör yapısı var. Ürünün altına giriyor, ürünü havaya kaldırıyor. Ondan sonra da o ürünü istediğiniz noktaya transfer edip o ürünü olduğu yerde bırakıyor aslında. Temel mühendiste Pick and Place diye çok fazla internette araştırdığınız Pick and Place uygulamasının yegane karşılığı bu. Yerde bir haritamız var. Bu harita bize depolama pozisyonlarını, yani ürünü alma bırakma pozisyonlarını gösteriyor ve bizim hassasiyetimizi arttırıyor. Bu markerları, bu haritayı kullanarak açıkçası dar alanlarda, çok dar alanlarda alanı verimli kullanarak yüksek depolama yapıp bir sipariş hazırlama durumunda, bir sipariş ürün emri geldiği durumunda da istediğimiz ürünü bu depolama alanına alıp transfer edebiliyoruz. Bu robotlar sayesinde nelerden tasarruf ediliyor? Bu robotlar sayesinde ilk tasarruf ettiğimiz şey bir kere yerden. Yani bütün fabrika alanları çok pahalı. Temel amacı bu robotların çok küçük boyutlarıyla beraber 3,5-4 metrelik çatallı forkliftlerin yaptığı aynı işi yaklaşık 60-80 santim, 90 santim 1 metrenin altındaki boyutlarla yaparak bir kere size yerden kazandırıyorlar. İkinci amacı bunlar kesinlikle bir iş gücü gerektirmiyor. Yani bir insan konseptimiz yok. Biz tamamen karanlık fabrikalar diyebileceğimiz dark warehouse, Endüstri 4.0'ın altında çalışan robotlar yapıyoruz. Küçük alanları itibariyle istediğiniz yükün altına girip doğru yerden doğru yere götürebiliyorsunuz. Ve canlı harita takibiyle bilgisayardan ya da televizyonunuzdan da robotun nereden nereye gittiğini görebiliyorsunuz ve ürününüzün nereden nereye gittiğini görebiliyorsunuz. İnsan gücü gerektirmediği için, alandan kazandırdığı için, verimli ve hızlı çalıştıkları için de herhangi bir fabrikayı dönüştürmek istediğimiz zaman da 1,5 senenin altında bir yatırım geri dönüşüyle bütün fabrika üreticilerimize hitap ettiğimizi söyleyebilirim. Peki Ahmet Bey, insan mı robot mu? İnsanlara her zaman ihtiyacımız var. İnsan bizim için vazgeçilmez bir faktör. Hepimiz insanız. İnsanların her yerde çalışmasına ihtiyacımız var. Biz sadece insanın taşıyamayacağı yükü alıp onu anlamlandırıp doğru transferi, yani takip edilebilir, izlenebilir transferi sağlamaya çalışıyoruz. Sizin bir forkliftte ürünü takip etmenizin bir yöntemi yok. Eğer forkliftiniz akıllı değilse, ki akıllı forklift denilen konsept Türkiye'de yok, dünyada yok. Bunlar tamamıyla bir kapalı bir network içerisinde çalıştığı için siz her şeyinizi takip, bütün envanterinizi takip edip hatadan arınıyorsunuz. Ki bu bir lojistik transferi için açısı, bir üretim transferi için bulunmaz bir nimet. Robotlar kendi başına çalışabilir mi? Robotlar kesinlikle kendi başlarına çalışıyorlar. Hiçbir şekilde dokunmanıza, müdahale etmenize gerek yok. Bilgisayardan aldıkları emirle, üst serverdan aldıkları emirle hareket ediyorlar. O anlamda tamamen güvenli bir şekilde çalışabilir. Ve tabii ki insanla aynı ortamda çalışabiliriz. 3691-4 denilen sertifika Türkiye'de bizde var sadece. Bu anlamda önündeki lazer sensörleri ve hava sensörleriyle zaten navigasyon ve engel tanımayı tespit edebiliyorlar. Engelin çok uzun süre olduğu durumlarda da alternatif rotayı tespit edip kendileri alternatif yollarını bulabilirler. Her sektöre uyarlanabilir mi? Bizim sektörümüz çok geniş. Yani mobilite dediğiniz zaman bütün fabrikalara hitap ediyoruz açıkçası.
O yüzden bütün fabrikalar, yani transfer, ürününü transfer etmek zorunda kalan bütün fabrikalar bizim için temel müşteri diyebiliriz. Uygulama olarak baktığımız zaman depo ya da üretim transferleri bizim için en güzel uygulamalar. Robotların geleceği nedir? Robotların geleceği açıkçası şöyle, kendimizi geliştiriyoruz. Bu anlamda şunu yapmaya çalışıyoruz. Biraz daha farklılaşma adına yatay lojistikle, yani ürünleri yatayda taşıdığımız yerle çok katlı raflar arasında yeni bir model icat ettik. Bu şekilde de açıkçası bu robotlarımızı alıp yüksek raflarda palet üzerinde taşımak istediğiniz bu palet yüklerini yüksek raflarda gezdirebileceğimizi keşfettik açıkçası. Bu anlamda ilerliyoruz. Yurt içi ve yurt dışından çok büyük taleplerimiz var. Çok daha iyi yerlere geleceğimizi ve Türkiye'yi çok daha iyi, bayrağını çok daha iyi yerlerde taşıyacağımızı tahmin ediyoruz açıkçası. Gelecek teknoloji mi, geçmiş teknoloji mi? Şöyle söyleyeyim, teknoloji kendi kendine ilerleyen bir şey değil. Teknoloji bir insan varsa ilerleyen bir şey. Siz ona anlam, düşünce, algoritma kattığınız zaman, bir mühendislik kattığınız zaman ilerleyen bir şey. O yüzden teknoloji şu an çok iyi bir yerde açıkçası. İzlenebilirlik anlamında, transfer anlamında, hız anlamında. Teknoloji çok daha iyi yerlere gidiyor. Pil, batarya, ömürleri anlamında çok daha iyi yerlere gidiyor açıkçası. Biz daha çok büyük bir araba markasıyla aynı batarya teknolojisini kullanıyoruz. İsmini tahmin edebiliyorsunuzdur. O anlamda açıkçası şu an çok iyi yerdeyiz. 8-9 saat kesintisiz çalışan robotlar yapıyoruz. Bu da bizde bir üretime karşılık geliyor. Ama bizi çok daha iyi yerlere gelecek, getireceğine hiçbir şüphem yok. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Ben de bütün Membox takipçilerine çok teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Lars Robot'u tıklamayı unutmayın.